Evet arkadaşlar, Red Alert strateji oyununa hoş geldiniz. Karşımıza Red Alert'in düşmanlarıyla birlikte hazır kurulmuş bir sistem var. Şurada bizim ekipmanlarımızı göreceksiniz. Uçan askerlerimiz, görüyorsunuz, düşman uçakları yok oluyor. Şurada bizim lazer tanklarımız var. Hava savunmamız gayet iyi çalışıyor, görüyorsunuz, uçan askerler. Uçakları hemen düşürüyor. Şöyle bir bakalım. Kendi bölgemizde neler var. Yine ön hattımızı güzel bir şekilde doldurmuşuz uçan askerleriyle. Uçan askerler hava saldırılarına birebir uygun bir ekip. Şurada bir nükleer füzemiz var. Şurada kimyasal bir bombamız var. Yine burada harp teknolojisi dediğimiz bir teknolojimiz var arkadaşlar. Şu gördüğümüz ise kimyasal silahımız arkadaşlar. Tabi bu arada Overminder under attack dediği zaman da dış taraftan bir saldırı var demektir. Evet, şuraya bakalım. Şu iki tane uçak şimdi düşürüldü, güzel. Evet. Düşman hiç rahat durmuyor. Sürekli saldırıyor. Hava savunmamız çok kuvvetli. Evet arkadaşlar, şimdi saldırımızı başlatacağız. Tabi bu esnada adamlar roket atarla uçan askerlerimizi öldürüyor. Biz de onlara karşı lazer silahlarımızı bir görmüş ürünler, lazer tankları arkadaşlar. Tabi bu arada bakın, o tarafa doğru bir ekip gönderdiler. Hemen ne yapacağız biliyor musunuz? Şurada bakın, aracımıza saldırıyorlar. Saldırıyı bertaraf ettik. Şimdi arkadaşlar, düşman bölgesine geçelim. Buraya etkin bir şekilde saldırı yapalım. Önce nükleer saldırı yapalım. Nükleer saldırıyı önce şu havaalanlarının olduğu, askeri uçakların olduğu hangarlara doğru yapıyoruz. İyi bakın, karşıda gördüğünüz havaalanların hepsi hangarlar. Ve hepsini şu an tek bir nükleer silahla yok ettik. Hemen hızlı şekilde yapılanma yaptı. Tank fabrikaları kurdu. Hemen şöyle bakıyorum etrafa. Bu tank fabrikalarında harp teknolojisi de yok edelim arkadaşlar. Harp teknolojisinin ne olduğunu bilmek isteyen arkadaşlar, şimdi savaş stratejisine baktığımızda şimşek, fırtına gibi gelen, farkında olmadığınız, doğal bir olay gibi hissettiğiniz bir harp teknolojisi. Hemen şuraya bir çakalım, burası da tehlikeli. Şuraya da bir Rus yapımı bir saldırı yaptık arkadaşlar. Ama bu esnada arkadaşlar daha beter tehlikeli hale gelmeye başladılar. Ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Biz saldırımızı karadan bir saldırı yapalım, bakalım nasıl sonuç olacak. Ama onların tanklara baksana. Şöyle bir yaklaşalım. Uçan askerlerimize gönderelim. Bir hava savunma sistemleri yok ettik. Evet. Lazer tanklarımızla karşı tarafın tanklarını yok ediyoruz. Tabi bu esnada uçaklarıyla geldi. İki tane tankımızı yok ettiler. Hemen şuradan gelelim. Kara saldırısına başlayan arkadaşlar. Hiç beklemeyeni yok edip geçelim. Evet. Lazer tanklarımızın sensörleri çok kuvvetli. Düşmanı algıladığı an otomatik emir beklemeden hemen ateş açabiliyor. Korkunç bir şey var. Tankımızın birini yine kaybettik. Hemen enerji bataryalarını yok edelim. Hava savunma bataryalarını yok edelim. Çünkü bunlar uçan askerlerimiz için büyük tehlike. Uçakları görüyor musunuz? Teker teker götürüyor bizim tanklarımızı. O yüzden elimizi çabuk tutmamız gerekiyor. Havaalanlarını hemen yok etmemiz lazım. Yoksa adamlar, gördünüz mü? Şöyle yapalım biz bu arada. Tanklarımızı orada savunmasını yaparken ben yine yeni tank siparişlerimizi verelim. Baksanıza şu uçaklara. Teker teker götürüyorlar adamlar. Havaalanlarını yok etmemiz lazım. Tanklar, lazer tanklarının en etkisi kaldığı saldırı hava saldırısı arkadaşlar. Şunu yok etmezsek bunlar bizi mahvedecek. Şuna bakar mısın? Hiç durmuyorlar. Hemen şuraya gelelim. Karargahlarını patlatalım. Ve tankımızın bir tanesi daha gitti. Lazer tankımız arkadaşlar. Bu saldırı araçlarımızın en etkisi lazer tankları.
kara saldırılarına çok etkili ve çok faydalı bir ekipman. Hemen şöyle bakalım, silahlarımız hazır mı? Evet, nükleer silahımız hazır arkadaşlar. Nükleerimizi hemen şuraya bir çakalım. Şurası çok tehlikeli, asker üretiyor sürekli. O bölgeyi tamamen yok ettik. Hemen arkasından harp silahımız da hazır, zamanlaması okey. Şurayı da, şunu da şuraya çakalım. Enerji santrallerini yok edelim. Ve bu esnada savaşta kazanmış olacağız. İşte silahınızı doğru yere vurmazsanız karşı taraf sürekli ayakta kalacak. Tanklarımız üzerindeki 3 tane çizgi, tek çizgi ve 2 çizgileri görebiliyor musunuz? Onlar da arkadaşlar çok çatışmaya girmiş. Çok çatışmaya girmiş, rütbe almış olan araçlarımız arkadaşlar. Şöyle bir dağıtalım etrafa. Zaten birazdan tahmin ediyorum. Game over'u gördük. You are victorious. Yani oyunu kazandık arkadaşlar.